Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sakarya Taraklı'dan herkese selamlar. Sakarya'ya 65, İstanbul'a 200, Ankara'ya 270 km mesafede bulunan Taraklı, 1.060.000 nüfuslu Sakarya ilinin 6.861 nüfusuyla en küçük ilçesi olup merkeze en uzak ilçelerinden bir tanesidir. İstanbul-Ankara TEM otoyolundan Bilecik istikametine ayrıldıktan sonra Pamukova Geyve yolunu takip ederek Taraklı'ya ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda eski İstanbul-Ankara yolu ve tarihi İpek yolu üzerinde konumlanmış olup ilçenin kuzeyinde Akyazı ilçesi, batısında Geyve ilçesi, doğusunda Bolu'nun Göynük ilçesi, güneyinde ise Bilecik'in Gölpazarı ilçesi bulunmaktadır. Gezimize meydandan başlayarak tarihi çarşısı, Yunuspaşa Camii, pazarı, konakları, tarihi çınarı ve Hisar Tepe ile bitireceğiz inşallah. Taraklı ilçesi ismini şimşir tarak yapımından almış olup ses ve çevre kirliliğinden uzak konumuyla İtalya merkezli Città Silo yani sakin şehir ağına dahil olan sayılı ilçelerimizden birisidir. Aynı zamanda 2021 yılının Aralık ayında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 24. Genel Kurulu'nda dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Kırsal Turizm Destinasyonu ödülünü kazanarak ülkemizin gururu olmuştur. Şimdi beraberce çarşıyı gezmeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi tahta işçiliği bir hayli fazla burada. Burada güzel bir dükkana denk geldik. Önce ustaya selam verip daha sonra eserlerini bir gezelim. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. İyi geceler. Galerimizde gezebilirsiniz. Yakmatablo.com, ahşapyakmaresim.com sitelerimiz. Kimyasal kullanmadan çalışıyoruz. Ahşabın doğal rengiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz efendim. Thank you.
Eserlerin hepsi birbirinden güzel. Milli ve manevi değerlerimizi ilmik ilmik işlemiş. Allah kendisinden razı olsun. Hayırlı işler abi. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi günler. Yukarıda bir çay bahçesi var. Şimdi oraya çıkıp manzarayı seyredelim. Manzarası gerçekten çok güzel. Yolunuz bir gün Tarakli'ye düşecek olursa, ilçe merkezine 21 kilometre mesafede bulunan Karagöl Yaylası'nı ve ilçenin doğusunda yer alan Bolu'nun Göynük ilçesini, bilhassa Akşemseddin Hazretleri'nin türbesini muhakkak görmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar, Taraklı gerçekten şanına yakışır şekilde sessiz ve sakin bir şehir. Benim en çok dikkatimi çeken ve en sevdiğim yönlerinden bir tanesi esnaflarının cana yakın olması ve fiyatlarının makul olması. Bu dükkanları hatırlayanlarınız olmuştur belki. 2017-2018 yıllarında TRT1'de yayınlanan Kadir Çöpdemir, Sinan Albayrak, Hasan Kaçan ve daha birçok ünlünün oynadığı Yalaza isimli dizide bu dükkanlar kullanılmıştı. Ey maşallah, şundaki ihtişama bak, aslan gibi. Sakarya'nın en uzak ve dağlık bölgesinde bulunan Taraklı, Osmanlı ahşap mimarisinin en güzel örneklerini barındırmaktadır. Mimar Sinan tarafından yaptırılan 493 yıllık Yunuspaşa Camii bunlardan bir tanesidir. Cami ilginç mimari özelliğiyle dikkat çekmektedir.
Mimar Sinan yapıya taş blokları yerleştirirken taşın ortalarını oyup demir çubuk yerleştirdikten sonra üzerine harç yerine eritilmiş kurşun döktürmüştür. Yan tarafta bulunan hamamın altından sıcak su tesisatı çekerek caminin ısıtma sistemini yapmıştır. Şimdi kısaca caminin için bir gezelim. Arkadaşlar burada tarihi yapısına uygun olarak birçok bina restore edilmiş. Şimdi bunlardan bir tanesi olan Hacı Rıfatlar Konağı'na gidiyoruz. Taraklı birçok tarihi değere sahiptir. Yerel yönetim tarihi yapının korunması ve geliştirilmesine büyük önem vermektedir. 94 adet tescilli sivil mimarlık örneği bina ve 8 adet doğal kültür varlığı bulunan Taraklı'da 1992 yılından itibaren koruma amaçlı imar planı kapsamında çalışmalar yürütülmekte ve tarihi dokunun korunmasına özen gösterilmektedir. Yerel yönetimler ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan ortak çalışmalar ile 45 adet binanın röleve ve restorasyon projeleri yapılmıştır. Bunlardan 5 tanesinin restorasyonu tamamlanmış ve butik otel olarak hizmete açılmıştır. Restorasyonu yapılan binaların tümü ahşap karkas olup kerpiç ve çamur sıva gibi yerel özgü malzemeler kullanılmıştır. Taraklı Belediyesi tarihi değerlerin korunmasına katkı sağlamak, tarih ve kültür bilincini gelecek kuşaklara aktarmak için Çevre Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı ile Tarihi Kent Birliği'ne üye olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Şimdi kısaca konağın içini bir görelim. Maşallah gittiğimiz her yer köpeklerle dolu. Hazır buraya kadar gelmişken pazarında bir gezelim.
Abi kuzu kestane var, kuzu! Muşkundalar da güzel görünüyor. Arkadaşlar şimdi tarihi çınar ağacını görmeye gidiyoruz. Tabelada her ne kadar 7 asır yazsa da birçok kayıtta 5 asır olarak yazmaktadır. Yine tabelada Osmanlı fethettiği yerlere çınar ağacı dikerdi. Bu ağacın 1293-1294 yıllarında Taraklı fethedildiğinde dikilen ağaç olduğu düşünülmektedir ibaresi yazmaktadır. Ağacın içine 5-6 kişi rahatlıkla sığabilir. Çınarın çevresi ağacın şanına yakışacak şekilde güzelce düzenlenmiş. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Taraklı'yı bir de Hisar Tepesi'nden kuş bakışı izliyoruz. Karşıda görmüş olduğunuz dağın eteklerindeki yer meşhur Taraklı Termal Devremükleri. Taraklı aynı zamanda şifalı kaplıca sularıyla da bilinir. Bu sebeple kaplıca turizmi 4 mevsim yoğundur. Taraklı hakkında en teferruatlı bilgiyi Evliya Çelebi ünlü seyahatnamesine vermektedir. Evliya Çelebi, Taraklı'nın 7 mahalleden oluştuğunu tespit ettikten sonra mimari yapılanması hakkında ayrıca şu bilgilere yer vermektedir. Çarşı içindeki Yunus Paşa Camii çok güzeldir. Bir hamamı,
5 hanı, 6 çocuk mektebi ve 200 dükkanı vardır. Hepsi kaşık ve tarak yapımıyla uğraştıklarından şehre Taraklu derler. Dağlar safi şimşir ağacıyla kaplı olduğundan halkı bunları işleyip Arap ve Acem'e gönderirler. Suyu ve havası çok güzeldir. Bütün dağları ormanlarla kaplı av yeridir. Deresi içinden aktıktan sonra diğer bir nehir vasıtasıyla Sakarya Nehri'ne kavuşur. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızla destek vermeyi unutmayın. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.